Arkadaş gel. Göreyim sürekli. Bütün gece takip ettim. Uzaktan takip ettim ama bir de yakın. Kayda geç. Efendim dün de söylemiştiniz. İkinci tura kalacak demiştiniz ama az önce, dakikalar önce Levent Gök açıklama yaptı. İkinci tura kalacağı öngörülüyor dedi. Seçiminde sizler ne söyleyeceksiniz? Şimdi mi söylediler? Az önce söyledim. Az önce. Ya ben dün söyledim bunu. Levent Gök şimdi mi fark etti? Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki seçimler ikinci tura kalacak. Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz. Ve bizim okuduğumuz saha tıpatıp gerçekleşti. Ufak bir farkla biz %11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında. Ama bir takım sandıklarda %2'lik bir erozyonumuz oldu. Sonra son gün, son 3 gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı resmen. Seçim günü söylenti çıkardılar. Okullara pankartlar astılar. Sinan Oğan çekildi diye. Her türlü pis oyunu oynadılar. Ama buna rağmen biz hedefimizden geri durmadık. Biz ne demiştik? Türk milliyetçileri bu seçimin tam göbeğinde olacak demiştik. Biz HDP ve bir daha var bu seçimde kilit olmayacak demiştik. Ve biz bu seçimin belirleyeni olacağız demiştik. Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Ha, bundan sonra biz Türkiye'yi bir krize, siyasi krize, bir çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz, alacağız. Sorumlu devlet adamı gibi davranacağız. Efendim şu sorumu da edemeyeceğim. Bugün kurmaylarımızla birlikte biz bir yol haritası çizecektiniz. Yani bugün olacak mı bu görüşme, neler konuşulacak, neler var önümüzde? Ben de ek olarak sorayım. İkinci turda şartımız terörle mücadele ve sığınmacı dediniz. Kim olacak şartınız? Kimi destekleyeceksiniz? Daha bir dakika. İstişare yapacağız arkadaşlar. Ben bugün hem Ata İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim. Hem de kendi beraber hareket ettiğim yol arkadaşlarımı davet ettim. Bugün her iki kesimle de ortak bir istişare toplantısı yapacağız. Bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Bir ortak aklın kararı olacak. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gitmeyelim. Beyler gitmeyelim. Böyle çekelim.